rahim ağzı kanseri rahmin uç kısmının kanseridir. Doğum yolu olarak da, doğum kanalı olarak da adlandırabiliriz bu bölgeyi. Burada human papilloma virüs etkendir. Yaklaşık 20 tane kanser yapan tipi vardır. En çok kanser yaptığı yer rahim ağzı, vajinal bölge, dış genital bölgedir. Bunun dışında orofaringeal bölge ve anal bölgede de human papilloma virüs kansere neden olabilmektedir. Bundan yaklaşık 50-60 yıl önce Papa Nikolaou ilk defa simir testi yaparak özellikle vajinal kanserde yapmıştır. Bu kanserlerin daha önce tanınması yolunda önemli bir çığır açmıştır. Ve yaklaşık 50 yıldır yapılan simir testi sayesinde rahim ağzı kanserlerinin öncü lezyonları hastalarda tespit edilmekte ve kanser önlenebilmektedir. Bu lezyonlara SIL diyoruz biz. SIL, servikal intraepitelyal lezyon anlamında. Bunun düşük grade olan low grade SIL ve yüksek grade olan high grade SIL olarak adlandırıyoruz. Bunlar rahim ağzı kanserinin öncü lezyonları. Peki biz bu lezyonları nasıl tanıyoruz? Dediğim gibi son 50 yıldır yapılan simir testiyle tanımak mümkündü. Ama son yıllarda human papilloma virüsün direkt testi yapılarak da tarama yapılmakta. Ve bu tarama sonucunda test pozitif çıkan hastalara ilaveten bir de simir testi aynı anda yapılmaktadır. Eğer simir testinde bir sorun varsa veyahut da human papilloma virüsün özellikle 16 ve 18 tipi mevcutsa hastalara direkt kolposkopi tetkiki yapıyoruz. Kolposkopi nedir? Kolposkopi rahim ağzının bir mikroskopla incelenmesidir. Bu bölgeye asetik asit muamelesi yaptıktan sonra bölgeyi inceliyoruz. Ve bu konuyla ilgili olan uzmanların bildiği bir takım özel değişiklikler ortaya çıkabiliyor. Bu değişiklikler bize problemli alanları yani olası kanserin öncü lezyonlarının olabileceği alanları işaret etmekte. Dolayısıyla bu alanlardan biz biyopsi yapıyoruz. Biyopsi sonucumuz eğer düşük grade'li veya yüksek grade'li lezyon çıkarsa ona göre bir yönetim yapıyoruz. Şu bilgi var elimizde bugünlerde. Eğer düşük grade'li lezyon çıkarsa hastada bunların yaklaşık %60'a yakını yaklaşık bir yılda geriliyor. Dolayısıyla bunları tedavi etmeden izleyebiliyoruz. Ama yüksek grade'li lezyon çıkarsa bunları farklı şekillerde tedavi edebiliyoruz. Tedavi şekli nedir? Genellikle tedavimiz bu bölgenin eksizyon dediğimiz cerrahi olarak çıkarılması veyahut da ablatif tedaviler mevcut. Ablatif tedavilerde bir takım enerji modalitelerini kullanarak bölgede bir harabiyet sağlamak. Bu harabiyeti nasıl sağlıyoruz? İşte elektrokoter yüksek ısıyla, yine lazerle veya o bölgeyi dondurarak tedavi etmemiz mümkün. Yaklaşık bu tedavi modalitelerinin hepsinde de %95'ler civarında başarı oranı var. Bunları hasta bazlı yani hastaya özel olarak seçip hastalara tedavi edebiliriz. Halk sağlığı açısından son derece önemli bir konu. Çünkü rahim ağzı kanserinin erken tespiti ve tedavisiyle rahim ağzı kanserini önlemiş oluyoruz. Dolayısıyla hani vücutta bütün genel olarak düşündüğümüz zaman benzeri başka bir herhangi bir kanser olgusu yok. Bu bölgeye özgü bir şey. Dolayısıyla taramadan sonra preinvaziv yani kanserin öncü lezyonunun tespiti ve kanserini önlemek burada mümkün.